şimdi eski şeyi uzarak ama hiç şimdiye kadar böyle eski bir şey yok diyelim. Ne haber arkadaşlar? Biraz benim sesimi açın hemen. Çok güzel, bak sen için böyle bir şey yapıyorsun. Arkadaşlar şöyle biraz çekelim, oradaki kardeşleri de göreyim. Siz nasıl Süleyman'dasınız? Buyurun. Şöyle gelin birazcık. Yer var ablacığım, gelin arkadaşları görün. Şimdi bizim amacımız şu, gittiğimiz şehirlerde kimlerin akıllı telefonu var, onu görmek bir araya geliyoruz. Arkadaşlar geçen hafta, tamam sen anlaşıldık, yemce ben geleyim, tamam. Evet. Şimdi çok teşekkür ederiz. Arkadaşlarımı tanıştırayım isterseniz. Çetin Alper. İrina Yüksel. Maria Anastasia. Madem yabancı isimlerden geliyoruz, Yosif İsrail. İki tane arkadaşımız, filmde rol alan birçok arkadaşımız, bazıları Bulgar oyuncular. Zaten gelemediler, kusura bakmayın. Zafer Algöz bir film çekimi dolayısıyla İzmir'e de katılamadı. Bir de abim TÜYAP'ta imza günü varmış. Allah'ım neler neler. Abim de İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Kusurumuza bakmayın. Bir hafta önce yani cuma günkü vizyonla ilgili duyurduğumuzda böyle bir beraber sizlerle beraber izleme duyurusu yaptık. Bilet alıp geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İlginizden dolayı çok mutlu olduk. Bir sene önce başladığımız yani maceranın bir neticesini izleyeceğiz şimdi. Cuma günü vizyona girdiğinde birçok filmden, birçok sanat eserinden farklı olarak bu kardeşinizin aktivitelerinde biliyorsunuz çok keskin uçlar oluyor. Yani muhteşem bir filmle derhal bırak sinemayı falan gibi. Bunda ne, hangisi doğru derseniz bizim için tabii ki de çok muhteşem bir şey oldu. Biz o noktada duruyoruz. Amacımız da elbette ki yani şaka bir tarafa, filmin bir belli bir amacı var, bir hedefi var elbette ki. O hedefte biraz gülebilmek, yani çok zor şartlarda hayatımızı sürdürüyoruz. Yalnız ekonomik anlamda değil. Ama paylaştığımız elbette ki bir tür, yani zevkler ve renkler tartışılmaz ama bir tür eğlence anlayışına hizmet eden ben ürünler diyorum. Kah sahnede tek başıma çıktığım zaman, kah işte arkadaşlarım da kendi alanlarında sahnede, televizyonda, dizilerde ya da işte başka filmlerde, başka tür filmlerde belki. Bu birazcık daha bizim eskilerde beraber paylaştığımız komedik macera türünde bir film oldu. Beraberce izleyelim. Biz size bir sıkıntı olmasın. Biz daha önce izledik. En kötüsü şu olabilir. Biz nerede oturuyoruz? Bir şurada arkada bir yerde galiba. Burada. Yani şöyle bir sıkıntı olabilir. Biz birazcık fazla gülebiliriz. Biz çünkü çok seviyoruz filmimizi. Yani size bir baskı olmasın. Ne olur hani ulan bunlar şimdi gelmişler de ekipçe bize bakıyorlardır, gülüyorlardır diye. Emelimiz tabii yani devamlı surette gülerek reaksiyon vermek de değil. Yani burada bir sinema filmi yapmaya çalıştık. Mütevazı bir film. Aşağı yukarı ne civarlara mal olduğunu zaten perdede hissedeceksiniz. Eskişehir'in bizim için çok önemi var. Buradaki genç kitlenin genç olmaktan mada hani açık, zihni fazla bulanık olmayan, parlak fikirler olan insanların olduğu yerde düşünüyoruz. Onun için ilk gidebileceğimiz yerlerden sizinle olmayı tercih ediyoruz. Beraberimizde İstanbul'dan bu sinemayla ilgili buranın ne oluyor, ne bitiyor, nasıl bir kitle var, perde güzel mi, projeksiyon iyi mi? Ben şimdi eğer bir sorun olursa zaten korkulacak bir şey yok, biz filmi canlandıramıyoruz. Ya da oynayabiliriz, böyle bir avantajı da var. Aynı mesela diğer salonda Bond oynuyor, öyle bir imkan yok. Yani ya Bond'u izleyenler, abi salonda ne oluyordu? Yok, Bond yok yani. Arasan da yok, anladın mı? O nedenle beraberce başlayalım çok geç kalmadan. Bir tane duyurum olabilir önemli. Ara vermeden izleyeceğiz arkadaşlar. Sanki bir festival filmi gibi, güzel bir şey. İcabında bir mısır falan frigo ihtiyacı olsa bana bir el yapmanız lazım. İyi eğlenceler, çok teşekkür ederim. Nasıl efendim? Yok, o bir film süresince bitirebileceğim bir şey değil. Ben çünkü Eskişehir girişim
2002'den beri başladım çekmeye. Siz elinizden, yani siz çekmeye çalışın ama film sırasında elbette. Yani olağan bir uyarıdır, film sırasında telefonları evet. Akın abi baklarız mı olur, sen bir şey sorun diyor. Herkese benden şu an. İşte gerçek bir sinema sever. Sanatçıların aradığı bir tane çok küçük yaşta bir kardeş gördüm orada. Filmimiz 13 yaş üzeri insanlar için uygundur. Ben uyarımı yapmış oldum. Çok küçük yaşta bir kardeş var. Filmimiz ona uygun olmayabilir. Bilmiyorum şimdi. Yani. Orada bir çocuk var herhalde. O kadar da cücü değildir. Yani. İyi eğlenceler efendim. Beraber olalım. Boyu da kısaymış. Çağırayım mı canım abi? İlaç yapmayın. Yarın saat 1 gibi kafesin içinde gezdireceğiz. O zaman çıkacağız. Evet.